Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Muhammed suresi 20-28. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler şöyle derler. لَوْ لَا اُنْزِلَتْ سُورَ Bir sure indirilse. فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَ Bir sure indirildiğinde muhkeme, muhkem bir sure. Ve zikre fiha'l qitalu ve orada savaş zikrolunduğunda ra'aytellezine fi kulubihim marad kalplerinde bir maraz olanları görürsün ki yanzurune ileyke nazaral maşi aleyhim minel mevt ölüm baygınlığı kendisine gelmiş kimse gibi sana nazar ediyorlar. Burada bir kısım insanların durumu nazara veriliyor. Ve bunlar ehli iman olanlardan. Ve bunlar diyorlar ki bir sure indirilse ve orada savaşa izin verilse. Özellikle Mekke hayatında doğrudan savaşa izin verilmemişti. Çünkü Müslümanların sayısı azdı. Ve savaşa izin verilme durumunda helak olabilirlerdi. Bu aynı zamanda bir iç çatışmaya, iç savaşa dönüşür. Ve pek çok masum kanı da akabilirdi. Bu açıdan Mekke döneminde, İslam'ın Mekke döneminde doğrudan savaşa izin verilmedi ve Müslümanlara kuffu eydiyekum yani elinizi onlardan çekin, sabredin, onları bağışlayın diye bu mealde ayetler geliyordu. Ve pek çok Müslüman savaşa izin verilse de şöyle onlarla bir savaşsak bunun arzusu içindeydiler. Derken hicret gerçekleşti. Müslümanlar Medine'de devlet kurdular, kuvvetlendiler ve savaşla alakalı ayetler de gelmeye başladı. Önce izin verildi, savaşa bir izin. Ardından kütübe aleykumul gıtalu, hoşunuza gitmese de savaş size yazıldı. Bu gibi ayetler geldi. Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Bu mealde yine ayet-i kerimeler ard arda geldi. Daha evvelinde izin verilse de savaşsaydık diyenlerin bir kısmı en azından bu gelen ayetler karşısında gerekli tavrı gösteremediler. Ve yani neden şimdi zamanı mıydı, neden savaş emredildi gibi zorlandılar. İş böyle ciddiye gelince, ciddileşince bayağı zorlandılar. İşte diyor sen öylelerini görürsün ki ölüm baygınlığı gelen kimsenin bakışı gibi öyle bir bakışla sana bakarlar. Yani böyle fersiz, iç dünyasındaki bitkinliği dışa yansıtır bir şekilde öyle bakar bir vaziyette onları görürsün. فَاَوْلَا لَهُمْ Onlar için evla olan veya onlara veyl olsun manası buna verilebilir. Yani onlara yazıklar olsun veya bir başka manayla فَاَوْلَا لَهُمْ تَعَاتٌ وَقَوْلٌ مَعْرُفٌ Onlar için evla olan, yapmaları gereken şu idi. İtaatte bulunmak ve maruf, güzel söz söylemek. Yani savaşla alakalı ayetler geldiğinde Müslümanlara düşen görev güzel söz söylemek ve itaat etmektir. Yoksa neden bu bize yazıldı diye hesaba çekmeye çalışmak bir Müslümana yakışan bir durum değildir. فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرِ İş bu şekilde ciddileştiğinde فَلَوْ صَدَقُ اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Eğer onlar sadık olsalardı elbette bu kendileri için çok daha hayırlı olurdu. Yani daha evvelinde savaş bize emredilse diye beklentileri vardı. Bu beklentilerinde sadık olduklarını gösterebilmeleri gerekirdi. Onlar için evla olan böyle mert bir tavırdı. فَهَلْ أَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّوا اَرْحَامَكُمْ Yani ne dersiniz? Şunu mu umarsınız? Eğer siz yeryüzünde hükümran olursanız yeryüzünü fesada verecek ve sıla-i rahmi aranızdaki bağları keseceksiniz. Böyle mi yapacaksınız? Burada tevelli kelimesi iş başına geçmek manası da var ve aynı zamanda yüz çevirmek manası da var. İki türlü de tefsirlerde ele alınmıştır. Bunlardan birine göre şöyle mana veriliyor.
Yani demek ki siz yeryüzünde hakim hale gelecek olsanız yeryüzünü fesada verecek ve aranızdaki o sıla-i rahim bağlarını kesip atacaksınız. Böyle mi yapacaksınız? İkinci bir mana da demek size savaşla alakalı bir emir geldiğinde demek bundan yüz çevirecek ve böylece yeryüzünün fesada verilmesine ve kendi evlatlarınızın doğranmasına, savaşta mağdur hale getirilmesine yol açacaksınız. Bu manaya da yine dikkat çekilmiş. Ulaikellezine la'anahumullah, işte böyle olanlar, yani iş başına geçtiğinde ortalığı karıştıran ve aralarındaki bağları koparanlar veya Kur'an-ı Kerim'in savaşla ilgili emri geldiğinde bundan yüz çevirip de bu şekilde yeryüzünün fesada verilmesine yol açanlar ve kendi nesillerini helak etmiş olanlar, işte Allah onlara lanet eder. فَأَصَمَّهُمْ, onları sağır yapar. وَاَعْمَا اَبْصَارَهُمْ, ve Allah onların gözlerini âmâ hale getirir. Burada Allah onları sağır kılar, doğrudan kulağın kendisini sağır kılmak değil, artık onlar gerçekleri duyamazlar. Onların gözlerini kör yapar. İlla gözlerinin, maddi gözlerinin kör olması demek değil. Basiret gözleri kapanır, kalp gözleri kapanır. Bunun neticesinde gerçekleri göremezler. Efela yetedebberunel Kur'an, onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Em ala kulubin akfaluha, yoksa bir kısım kalpler üzerinde kilitler mi var? Burada onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yani düşünmeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim okunmak, anlaşılmak ve yaşanmak için gönderilmiştir. Durum böyleyken Kur'an'a muhatap olan bu kimseler Kur'an hakkında düşünmüyorlar mı? Kur'an-ı Kerim'in ilk dönem muhatapları halis Araplardı. Kur'an kendi dilleriyle gelmişti. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e doğrudan muhatap olabilecek durumdalardı. Ama Arapça bilmek Kur'an'ı anlamak demek değildir. Arapça bilmemek de Kur'an'a yabancı kalmak değildir. Günümüzde ana dili Arapça olan nice insan Kur'an-ı Kerim'e muhatap olamaz. Ama ana dili Arapça olmayan nice insan tefsirlerle, bu gibi programlarla, yazılan mealler, kitaplarla Kur'an-ı Kerim'e muhatap olur. Dolayısıyla bir insan ciddi bir şekilde Kur'an'a yöneldiğinde Kur'an-ı Kerim ona sırlarını açar, manalarını açar. Ve Kur'an-ı Kerim bir mana okyanusudur. O okyanusa dalan kimseler elbette nice mana zenginliklerini orada göreceklerdir. Ama bir kısım kalplerde kilitler varsa o zaman artık o kalplere hakikatler girmez. Yani kapı kapalıysa oraya bir şey girmediği gibi. Demek ki bir kısım kalplerin de kapısı küfürle kapatılmışsa artık Kur'an'ın hakikatleri oraya girmez. Ve kör olanlara bir şey gösteremeyiz. Sağır olanlara bir şey duyuramayız. Ve düşünmeyenlere bir şey anlatabilmek mümkün değildir. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدُّ عَلَى اَدْبَارِهِمْ, gerisin geriye dönenler, irtidat edenler, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى, hidayet kendilerine geldikten sonra, اَشْشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ, şeytan onları ayartmıştır. Şeytan onları yoldan çıkarmıştır. Bu şekilde gerisin geriye dönenler hemen her devirde olmuştur. Allah-u Teala her insana selim bir fıtrat vermiş. Bu selim fıtrat Kur'an'ı kabul edecek bir özellikte. Ama bu fıtratı bozanlar şeytanın peşine düşüyor ve şeytan onları batıl yollara sürüklüyor. Veya İslam'ı kabul ettikten sonra dinden dönenler var. İşte şeytan onları yoldan çıkarmış oluyor. Ve emle lehum, ve onları bir takım hülyalarla avutmuştur. Yani onları bir takım şeylerle oyalar, dünyayı cazip gösterir. Bir işe yaramayacak, dünyada da ahirette de işe yaramayacak şeylerle onları oyalar durur. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ, bunun sebebi şu: قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهِ, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara bunlar şöyle dediler. Burada bunlar diye anlatılan münafıklardır.
ve Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlar şeklinde nitelenenler, onlar da Yahudilerdir. Yahudiler yeni bir ilahi vahiy ile kitap inmesinden hoşlanmadılar. Çünkü onlar kendilerinin ön plana çıkmasını istiyorlardı. Araplardan bir peygamber çıkması onların hoşuna gitmemişti. İşte peygamberimiz dönemindeki münafıklar her ne kadar peygamberimizin safında görülse de içten içe kaleyi fethetmeye çalışıyorlardı. Ve Yahudilerle de dirsek teması halinde idiler. Ve onlara şunu dediler: Senutiyukum fi badil emr. Bazı meselelerde biz size itaat edeceğiz. Yani ortak hareket edeceğiz. Bunu söylediler. Vallahu ya'lemu israrahum. Halbuki Allah onların gizli yapmış olduklarını, söylemiş oldukları şeyleri Allah bilmektedir. Fekeyfe izâ teveffetumul melâike. Melekler onları vefat ettirirken onların hali nice olur? Yadribûne vucûhehum ve edbârahum. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vururlar. Burada tabi melekler bizim doğrudan gözle görmediğimiz varlıklar ama bizimle alakadar varlıklar. Demek ki münafık durumda olanların ruhu kabzedilirken onlara epey bir ızdırap verdirilecek. Ve görevli olan melekler bunların sırtlarına ve yüzlerine vuracaklar. Bunlar can verirken kolay kolay can veremeyecek ve ruhları çok büyük ızdıraplar çekerek o şekilde ruhlarını teslim edecekler. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اِتَّبَعُوا مَا اَسْخَتَ اللّٰهِ. Çünkü bunlar Allah'ı kızdıracak şeye tabi oldular. وَكَرِهُوا رِدْوَانَهُ. Allah'ın rızasından ise hoşlanmadılar. Yani Allah'ın rızasına vesile olacak iman, salih amel, takva bu gibi artı değerlerden hoşlanmadılar. فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ. Ve Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu şekilde Allah-u Teala onların sırlarını nazara vermek suretiyle, kendi aralarındaki konuşmalarını nazara vermek suretiyle onların planlarını boşa çıkardı. Çünkü Allah-u Teala insanların neler yaptığını elbette görendir, neler yaptığını elbette bilendir. Buna göre de onun karşılığını verendir. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Onlar bir tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Yani Allah onların yaptığı hileyi elbette bilir. Kendi kazdıkları çukura kendilerini düşürür. Ve bu şekilde onların tuzaklarını kendi aleyhlerine makus hale, çevrilmiş hale getirir. İşte Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetleriyle bize insanların iç dünyasını da anlatıyor. Ehli iman içinde olmakla beraber kalbinde imanın tam yerleşmediği insanların zaaflarına dikkat çekiyor. Münafıkların başka kimselerle teşrik-i mesaisini nazara veriyor. Ve böylece Müslümanları gerek kendi şahıslarıyla alakalı, gerekse yaşadıkları toplumla alakalı daha değerli toplu olmaya davet ediyor. Ve biz Kur'an-ı Kerim'den bu sayfayı okuduğumuzda şunu bir realite olarak görmüş oluyoruz. Velev peygamberin safında da yer alsa, ehli iman olan kimseler bazen bir takım faullü hareketlerde bulunabilirler. Bir takım istenmeyen tavırlar içerisinde olabilirler. Nitekim evvelinde savaşla alakalı işte hüküm gelsin, Allah yolunda savaşalım derken bu konuda hüküm geldiğinde daha önceki sözlerinin arkasında duramayanlar olmuştur. Ve gelen savaş emri kendilerine ağır gelmiş, bunun getirdiği mükellefiyeti bazıları kaldıramamıştır. Demek ki bunlar beşeri bir zaaf olarak velev peygambere muhatap da olsa bazı kimselerde görülebilmekte. Bir de zaten doğrudan münafık olanlar var. Münafık olanların zaten ortaya koyacağı tavır bellidir. Münafık gerçekte iman etmemiştir. Bundan dolayı da savaş gibi, Allah yolunda savaş gibi bir durumda elbette mertçe savaşması, Allah yolunda şehit olmak gibi bir gaye
içinde olması düşünülemez. İşte Kur'an-ı Kerim bunları bize nazara veriyor ve bir de efela yetedebberunel Kur'an, onlar Kur'an hakkında düşünmüyorlar mı demek suretiyle hem Kur'an'ın ilk muhatapları olanlara hem de şu anda muhatap olan bizlere bir ders veriyor. Ve bu ilahi beyan karşısında hepimiz şöyle durup bir düşünmeliyiz. Acaba biz Kur'an-ı Kerim'i anlamanın neresindeyiz? Kur'an-ı Kerim bu şekilde hak hakikati anlatıyor. Kur'an-ı Kerim bizim aklımıza, idrakimize, kalbimize hitap eden ayetlerle, hükümlerle dolu. Acaba biz Kur'an'ı anlamanın neresindeyiz? Bu noktada herkes kendini bir kontrol etmeli ve Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için çok ciddi bir gayret içinde olmalı. Kur'an-ı Kerim bizim hayattaki önceliklerimiz içinde en önde gelmesi gereken unsurlardandır. Çünkü insan Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı dinlemek, Kur'an'a göre yaşamak için bu dünyaya gönderilmiştir. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'a ciddi muhatap olan ve ona göre yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.